Şimdi dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, İsrail'in talebi üzerine Filistinlilerin mal varlıklarına el koydu. Yalanladı gerçi iddiayı. Ama bunu bir konuşalım istiyoruz. Böyle bir şey mümkün olabiliyor mu? Hukuk buna ne der? Bilişim Hukuku Dernek Başkanı Avukat Kürşat Ergün konuğumuz. Kürşat Bey, hoş geldiniz ST360'a. Selamlar. Hoş bulduk. Selamlar. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Haberi görünce çok anlamadığım bir şey ama okuyunca şu aklıma geliyor. Mümkün mü? Hukuken bu ne kadar olabilir? İddia yalanlanmış ama en azından ilgililerine bunu açıklayalım. Aslında tam olarak iddia yalanlanmış değil. Bazı yasa dışı fonlar üzerinden aktarılan hesaplara bloke konulduğu yönünde bir açıklama söz konusu. Şimdi Binance, sizin de ifade ettiğiniz gibi, dünyanın en büyük kripto para kuruluşlarından bir tanesi ve bu hamlesinden sonra aslında bölgedeki ciddi bir siyasi krizin de aslında tarafı olmuş noktaya gelmiş durumda. Neden? Çünkü evet, kripto para platformlarının kara paraya yönelik, özellikle illegal bir takım faaliyetlerden kaynaklı para aktarımlarına yönelik hassasiyetlerin olduğu ve bunlara hukuk kuralları çerçevesinde riayet etmeleri gerektiği açık. Ancak bu açıklık İsrail Savunma Bakanlığı üzerinden gelen bir mektup, bir yazı üzerinden olmaması lazım. Netice itibariyle bir yasa dışılık, bir hukuk dışılık varsa bunun muhatabı Adalet Bakanlıklarıdır. Yani konuyla alakalı tespitler söz konusuysa, ki bunlar ancak mahkeme kararlarıyla, savcılık incelemeleriyle gerçekleşir. Bunun üzerine Binance'ın herhangi bir şekilde işlem yapması halinde, gerekçeleriyle beraber de bunlar açıklanırsa, kara para üzerinden bir operasyon gerçekleştiğini anlamış oluruz. Ancak burada böyle bir durum söz konusu değil. Ortada bir siyasi kriz var ve İsrail'in düşman adettiği Filistinlilerle alakalı bir takım hesapların dondurulma durumu söz konusu. Bu arada araya bir virgül koyayım, şunu da söyleyeyim. El koyma gerekçesi İsrail'in Filistinliler Hamas'a finansman sağlıyor iddiası. Bunu da özellikle izleyicilerimize geçmiş olayım. Buyurun lütfen. Tabii, yani kime göre, neye göre? Yani baktığınız zaman kim, hangi hesaplar üzerinden, hangi örgüte, hangi yapıya destek sağlıyor? Bununla ilgili ortada bir muallaklık var. Şimdi İsrail'in kriz yaşadığı herhangi bir devletin vatandaşlarıyla alakalı Binance bundan sonra da aynı tavrımı sergileyecek. Örneğin ülkemiz İsrail'le olası bir siyasi kriz içerisine girse, yine İsrail Savunma Bakanlığı'ndan gelecek bir mektup üzerine Binance, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hesapları üzerinden yine bir yasaklama veya bloke faaliyeti yapacak. Dolayısıyla bu noktadan sonra Binance'a yönelik çok ciddi bir güven bunalımı oluşacağı çok açık. İnsanlar rahatlıkla kripto para faaliyetlerini bu platform üzerinden gerçekleştiremeyecek. Kaldı ki bu açıklamalardan sonra Bitcoin'de de ciddi bir değer düşüşü söz konusu oldu. Binance'ın da ister istemez belli bir zararı olacak. Acaba bu zararın finanse edileceği vaadiyle mi böyle bir yaptırım gerçekleştirildi? İsrail mi karşılayacak, örnek vermek gerekirse, Binance'ın bundan sonraki zararlarını? Dolayısıyla çok girift bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi bu durum kripto paranın doğasına son derece aykırı. 2008'de kripto paraların, yani Bitcoin'in ortaya çıkış nedeni büyük Amerikan finansal kriziydi ve insanlar bir nevi sığınak niyetiyle Bitcoin ve kripto paralara yatırım yapmaya başladılar. Buradan kaçış aynı zamanda siyasi krizlerle ilgiliydi aynı zamanda. Bu noktadan sonra bugüne kadar gelen bir sistem, düzen, kendi içinde işleyiş, İsrail'in diğer kripto para platformlarına da yazı göndermesiyle örneğin dünya çapında diğer vatandaşları, diğer kripto para kullanıcılarını ne derece mağdur edecek? Dolayısıyla kripto paranın o merkeziyetsiz yapısına son derece aykırı, doğasına aykırı Binance bu anlamda bir finansal faaliyet değil, aslında açıkça bir siyasi faaliyet gerçekleştirmiş oldu ve bu noktadan sonra da kullanıcılar açısından dünya genelinde bir risk kapısına dönüştü diyebiliriz. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Evet, bir risk, yani şöyle, dünyanın en büyük borsası şu anda sivillerin varlıklarına el koymuş durumda. Haliyle mülkiyet dokunulmazlığı akla geliyor. Ben sivillerin hukuki haklarının ne olabileceğini size sormak istiyorum. Yani benim parama el koyan bir sistemden bahsediyoruz. Ve iddiasını kanıtlayamamış, gerekçesini gerekçelendirememiş, ispatlayamamış. Dolayısıyla benim buradan doğan haklarım ne olacak? Tabii Binance aslında Malta
merkezli bir şirket. Dolayısıyla gerek Malta açısından gerek dünyanın diğer ülkeleri açısından bu anlamda mağdur olan kişilerin mağduriyetini yargı önüne götürebilmesi mümkün. Şimdi bu kişilerin iddia edildiği gibi yasa dışı faaliyette bulunduğuna dair elde herhangi bir mahkeme kararı yok. Biz bunu net olarak anlıyoruz. Şimdi yargı önünde tescil edilmemiş bir konuyla ilgili insanların doğrudan mülkiyet hakkının ihlali sayılabilecek nitelikte böyle bir tasarrufta bulunursanız bunun dünya nezdinde başvurabileceğiniz elbette ki yargı mercileri olacak. Tabii ki bu yargı mercileri ne kadar bağımsız karar verebilecek bu siyasi kriz içerisinde İsrail etkisi altında onu bilemiyorum. Ama netice itibariyle gerek kendi ülkeleri açısından ki bunun Türkiye'de yaşandığını düşünecek olursak Türkiye'de de Binance TR şeklinde faaliyet gösterdiği mümkün. Türk mahkemelerine müracaat edip bu zararlarını elbette ki talep hakkına sahipseler aynı şekilde dünya genelinde yaşayan Filistin vatandaşları da bulundukları ülkelerde mahkemelere müracaat etmek suretiyle mülkiyet haklarının korunmasını talep edebilirler. Dünyanın buna bir tepkisi olur mu? Olmak zorunda, olmak zorunda. Neden? Çünkü bu ciddi bir keyfiyet doğurur kendi içerisinde. Sınırsız bir keyfiyet doğurur. Bugün Filistinliler üzerinden yapılmaya çalışılan bu iş yarın başka devletlerin vatandaşlarına da çok rahatlıkla yapılabilir. Bu bir kapı aralamaktır aynı zamanda. Dolayısıyla böyle bir kapı aralamanın yani insanların sahip olduğu mülkiyete doğrudan gasp niteliğinde müdahalelerin gerçekleşmiş olması dünya geneli itibariyle aslında tepki koyulması gereken bir konu. Aksi halde bundan sonra olabilecekleri İsrail devletiyle her kriz yaşayan devletin vatandaşları acaba hangi kripto borsasına veya hangi bankaya ne şekilde Savunma Bakanlığı'ndan bir yazı yazılacak da benim mal varlığıma ek olacak diye tedirgin olacak. Dolayısıyla mutlaka bir eylem, bir irade konmak zorunda. O Bitcoin'deki genel düşüş de aslında bu iradenin bir nevi bir şekilde ortaya konulması. Ben diğer finans çevreleri açısından da buna tepki gösterileceğini düşünüyorum. Şimdi mesela açıklama yapılmış ya Kürşat Bey, onları da az önce aktardık. Bu açıklamalar nasıl etkiler varlığı, yani Binance'ın varlığını nasıl etkiler? Bir de mesela tatmin edici bir açıklama mı sizce? Devamında ne yapılmalı yani? Hiçbir şekilde tatmin edici bir açıklama değil. Yapılan açıklamada kara para aklanması konusundaki hassasiyet dile getiriliyor ve bazı Filistinlilerin hesaplarına el konulduğu söyleniyor. Bu böyle olmamalı. Bir Binance'ın kuruluş sözleşmesine de aykırı bir açıklama olmuş. Onu da ifade etmek lazım. Neden? Çünkü sen böyle bir faaliyette bulunuyor isen kaç kişinin hesabına bloke koydun veya el koydun? Bunu şeffaf bir biçimde açıklamak zorundasın. Hangi gerekçeyle el koydun, hangi mahkeme kararlarını istinaden bu işi gerçekleştirdin, bunu da net bir şekilde ortaya koymak zorundasın. Yapılan açıklama son derece soyut, ayakları yere basmayan ve günü kurtarmaya yönelik. Ama bu açıklama bundan sonrası açısından da Binance'a olan güven bunalımını mutlaka engellemeyecektir. Bundan sonra da kademe kademe insanların Binance'da olan faaliyetlerine ben son verebileceklerini, daha güvenli gördükleri bir takım kripto para platformları üzerinden işlem yapabileceklerini veyahut da almış oldukları kripto paraları soğuk cüzdanlarına aktarmak suretiyle bu gibi şirketlerle olan temasını mümkün olduğu kadar aza indirmeye çalışacaktır diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür ederim Sayın Ergün katkılarınızdan dolayı. Sağ olun. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler, sağ olun.